İnanamıyorum, çok güzel ya. Evet. Bunun büyüklüğüne bakar mısınız? Evet. Kerpaze gibi. Burası 7,5 metre. 7,5 metre. Evet. Bu muz ağaçları. Evet. Yani Sera... doğru söylüyorum ya, muz ağacı. Evet, evet. Bakın evet, böyle bu... Burada salkım var. Şimdi bu olmuş mu? Hayır aslanım, bunu böyle kesiyoruz. Evet. Soğuk havada sarartıyoruz. Sarartıyoruz mu? Evet. Ama böyle kesilebilecek halde mi yani? Evet, evet. Şu an kesilebilecek halde. Şurada da var evet, mesela. Evet, orada da var. Çok da... Bu siyah, bu ne? Kömür gibi. Bunlar işte buralar da köktü. Bunlar kesildikçe kesildi. Böyle oldu. Evet, bunlar da kesildi. Aa, keseceğiz şimdi değil mi? Evet. Hani yeşil yeşil. Bunu alıyoruz. Mesela evde bunu biz nasıl sarartacağız? Evde bir poşetin içine elma ve limon koyarak poşetin kapağını kapatıyoruz. Sıcak bir ortamda sararıyor. Müthiş. Evet. Çok az seni yiyeceğim. Peki bunu keselim mi? Keselim. Kızlar siz daha önce gelmiş miydiniz? Yani bu kestiniz mi muz falan? Kesmedik ama geldik. Gördüm. Yani böyle küçük muz ağaçları var. Gördüm ama o kadar tabii 7 metre, 8, 10 metre görmemiştim açıkçası. Muazzam gözüküyor. Dış sesten rica edelim, o keski miydi evet. adı? Keski bıçkı. Bir rica... Bıçkı. Ben de uyduruyorum. Keski, bıçkı. Her gün Sera, Sera, Sera artık yorulduk yani çamura girmekten. Evet ama biz onun için yerlerde oturduk. Yani o çamura girmiş ne olmuş bilmiyorum. Şimdi nereden? Buradan mı başlanıyor, buradan aslında mı? Aslında ya buradan tamamen hepsini keseceğiz. Tamam. Ama o ağır olur, biz çok taşıyamayız. Ağır. Ya da alttan kesmemiz tamam, gerekiyor. Tutalım mı buradan? Kesebilecek miyim onu da bilmiyorum. Bence ben alayım annem ya. Ay kıyamam. Şöyle vallahi... Aman elinizi çekin. Oralar. Evet evet. Size helal olsun Aslan. Vallahi ilk deneyimim. Ama ah, ama bir şey söyleyeyim mi? Hiç kolay değil. Evet. O kadar sert ki. Mis arasına girmiştim ama hiç kesim yapmamıştım. Kesimini ilk defa gördüm. Güzel bir deneyimdi. Mesela şunu da şöyle kesilebiliyor mu? Kesebilirsiniz. Öyle. Evet. Hop hop, hop. Sen alttan evet. tut. Vallahi becerdiniz. Sanatçı övgüyle yaşar ya, bu alkışla yaşar. Bayağı da övür zaten kestiniz, evet. Çok güzel oldu, ben alıştım şu anda. Bu buradan kesilir mi peki? Evet, zaten normalde oradan kesip satılıyor. Değil mi? Çünkü ben öyle tamamen görüyorum. Tamamen tüm evet. Bak, evet, bir daha alıyoruz. İşte. Evet. Tatlı. Bravo. Şöyle de göstereyim. Vallahi çok güzel. Ne yapıyoruz şimdi, muzlarımızı kestik. Evet, tabii ki ben sizin için sararttım. Sararmış muzlarla size sunumum var. Tamam. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana. Tabii ki biz ormana. Gideriz. Hadi bakalım sararmış muzları da görelim. Özentilik muz serasının içinde de devam etti. Ben limon toplamıştım. Nida da muz toplamayı tercih etti. Ve keşke farklı bir şey yapsaydı. İşte yerli muzun tam ortasına düştük. Tam içine düştük. Evet. Yerli muz gerçekten mis gibi muz. Sarartılmış evet, değil mi? Evet. Ah ah, şunun kokusu muazzam. Şimdi bize ne ikram edeceksin? Ben muzlu süt yapacağım. Ay hadi yap bakalım. Bunun için gerekli malzemeler. Muz. Yok canım. Peki. Aa, muz mu? Aa, ay bir şunun tadına bakalım mı biz? Bakın kızlar. Bakalım. Kim hamileler özellikle. Vallahi nelere. Şimdi burada bir litre mi var? Evet aslında. Bir litreye kaç tane bu yerli muzdan koyuyoruz? Ben 3 tane atayım. Tamam. Yeterli olur bence. Olur. Muzda biliyorsunuz potasyum var. İyi bir lif kaynağı. Müthiş bir meyve. Tabii olgunlaşınca kalorisi biraz daha yüksek oluyor. Ama biz şekersiz böyle daha... Hani taze muzdan. Hadi evet. bakayım. Hamileler gel ev sahibi. Hmm. Hmm. Ay 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 ay. Hamile kızımız nerede? Hamile kızım nerede? Özge show girl show. Ya ne show? Sera Sera geziyoruz ya. Bir gün çilek serası, bir gün muz, bir gün portakal. Yani yeter ya. Kepçeyle gezmekler iyidir. Muzlu sütü herkes yapar.
5 yaşındaki çocuğa da versek bunu yapar yani. Kendisi de bize çok saçma bir sunumlukla atom yapmıştı. Bence benim sunumum harikaydı. Bu muz geliyor evlerimize, bak nasıl kolay mı geliyor. Ben sizin için sararttım bunları. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. O yetmedi, kafasına taktı. Kafana da taktım. Evet. Birazdan hepiniz bir bayılacağız. Buna bir şey görmemişim. Bir muzu olmuş, tutmuş başına takmış. Ve süt yapmış. Muzlu süt ne? Çocuk muyuz biz? Sadece çocuklar muzlu süt içmiyor. Bence çok güzel bir ikramdı. Tuğba ilk önce bir kendisine baksın. Nico. Buz çarptı. Buz çarptı bizim gelinim. Buz çarptı. Buz çarptı. Halledik burada. Efendim, Nidacığım. Burada... Bak sen de muz yaprağı gibi oldun. Emin ediyorum. Onu diyeceğim. Nidacığım, burada muz ağacına döndük. Meyve verdik. Yeter artık. Çıkalım buradan ya. Tamam. Sen önce sunumu bir değerlendir. Gidiyoruz eve. Bu da sıcak. Bunu içtik. Daha çok terledik. İçme aşkım sen. Keşke İçme. Soğuk süt olsaydı ya. Nereden bulayım sana soğuk süt? Buzdolabı. Niye? Muzları sarpmayı biliyorum. Buzlu e, kız ki. Biz senin bebe sen maması gibi sunumunu içtik. Buna mı laf ediyorsun? Evet. Sen elektriği keşfetmişsin. Evet, öyle bir ortam elektriği keşfetmişsin. Buzu da bulurdun. Sen de evet, yorumları alayım, ciddi olun. Ben gerçekten lezzetini beğendim. Güzel evet. Ama soğuk olmasını tercih ederdim. Onu anladım. Geçin yani burada bu elektriği kadar buraya kadar evet. Çekmiş, getirmiş. Soğuk yani. Sadece soğuk olmasını tercih ederdim. Buz getirseydin daha iyi olurdu. Yani ormana gelmişsiniz, buz diyorsunuz. Ben sizin için elektrikler çektim buraya, size bunları ikram edebilmek için. Nidacığım, sütü koydun, muzu koydun, çektin yani. Allah'ın verdiği nimeti ikisini bir araya getirdin. Hayır, yani. Biz yetiştirdik. Ben atom yaptım, portakalı soydum, başucuma koydum resmen. Evet, sallanan atom. Lingir lingir böyle yapıyordu. Hayatım ben söyleyeyim, üşütürsünüz diye buz getirmedik. Özellikle sen hamilesin diye. Ne buzumuz çok ya. Sıcak yandı. Tamam hayatım, beğendin. Sen nasıl buldun? Ben sunumu de çok nasıl beğendim. Buldun? Sunum çok güzel. Özellikle bu ambiyansta sunması daha güzeldi. Sen ne diyorsun Dilara'cığım? Çok beğendim. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ya senin kıl çadırında da nasıldı o? Bayramın ilk günü. Sağ olun, nasıl güzel sağ olun. Bir ambiyanstı. Evet. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Gerçekten bence cuma gününe, final gününe çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Benim gibi şu anda ilk defa böyle bir ambiyansı gören birçok kişi vardır eminim ki. Çok teşekkürler ediyorum. Afiyet Muzlar için olsun. De teşekkürler ediyoruz efendim sunum için de. Buradan evimize geçelim mi? Aa, fiyat sormadık Aslı Hanım. Tabii sor. Mesela muzun kilosu kaça? Doğru. Muzun kilosu kaça? Muzun kilosu 30 TL. Ne? Evet. Bu muz ne kadar pahalı? Sizden çıkışı. Bizden çıkışı, size gelişi de daha pahalı. Zaten marketlerden biliyorsunuz. Yok ben yani muz yemiyoruz işte biz. Bu takımın fiyatı nedir? Bu takım aynı altılı hepsi şekilde 1700 TL. Bardaklarım? Hepsi. Bununla beraber herhalde. Peki masanın fiyatı? Masamız doğal yapım, el yapımı masa. Oldu. Muzun kilosunu duyduktan sonra Aslı Ünal diye yazın, bütün internet sitelerine düşelim. Muzun kilosunu evet, duyduktan sonra evet, oradan arkadaşlarıma da ikram etmek istiyorum tamam. Zaten. Muzun kilosunu duyduktan sonra biz, gelin evi kızları. Oldu. Ben eve gidiyorum. Programı bitiriyorum, oradan İstanbul'a eve. Haydi evdeyiz.